Sinan hocam, size hocam diye hitap ediyorum. Çünkü Almanya'da bir akademi takımınız var. Evet. Almanya'da neler yapıyorsunuz? Son yıllarınızı anlatır mısınız bize? Şimdi ben 4 sene önce futbolu bıraktım. Mersin Bıraktıktan evet Mersin İdman Yurdu'nda sırasıyla daha sonra B lisansımı ve A lisansımı aldım. Almanya'ya bir bakıma yerleştim. Zaten ben Bundesliga'da oynamıştım. Bir ayağım da zaten burasıydı. Benim çocuklarım da burada doğdu zaten. Bochum'da oynamıştınız. Bilmeyenler Evet. için söyleyelim. Evet, VfL Bochum'da oynamıştım ben. Sonucunda buraya yerleşip burada bir hem kendi antrenörlük bakımından kendimi geliştirmek istiyorum. Hem yabancı diller öğrenmek istiyorum. Hem de bu esnada da bir akademi kurmak istedim. Çünkü burada böyle açıkçası istediğim tarzda bir akademinin eksikliğini gördüm. Kafamda düşlediğim bir akademinin burada olmadığını düşündüm. Ve buna yönelik bazı adımlar attık. Başlattım. Tabii şimdi pandemi sürecinde olduğumuz için daha açılma yapılmadı. Çünkü sahalar yasak. Ama biz tabii teknik altyapısını oluşturduk. Sahamız inşaattaydı. O bitti. Şimdi yakın zamanda inşallah bu pandemiden sonra yasaklar kalkınca çalışmalara başlayacağız. Şu an pandemi nedeniyle çalışmalarınız Evet, ara sadece verilmiş ben değil, durumda. tüm amatör 4 branşlar yıldır kapalı şu anda. akademiniz var. 4 yıldır akademiniz var değil mi? Hayır, 4 ben yıl. akademiyi yeni kurdum. Bu sene kurdum. Daha yeni kurdum. Yani 3-4 ay önce aslında geniş çaplı çalışmaya başladık. 3-4 ay önce startını verdik. Ama henüz başlayamadık. Tabii bizim inşaatımız, saha inşaatımız uzun süredir devam ediyor. Ama bitti. Ama giremedik daha. Bütün sahalar yasak şu anda. Giremiyoruz yani. Akademinizde hem Alman hem Türk oyuncular olacak değil mi? Tabii benim akademim evrensel bir akademi olacak. Yani sonuçta burada çocuklara biz futbol öğretimi yapacağız. Futbol öğreteceğiz. Sadece futbol da değil, aslında onların iyi birey olmasını sağlayacağız. Aslında aileler hakkında da bazı düşüncelerimiz var. Ailelerle de ilgileneceğiz. Kapsamlı işte içinde psikologların ve diğer branştaki bütün şeylerin öğreticilerin içinde olduğu bir akademi olacak bu. Diyetisyenler olacak. İşte ne bileyim psikologlar olacak. Mental destek de sağlayacağız. Hem o çocukları futbola iyi hazırlayacağız hem de sosyal hayata iyi hazırlayacağız. Yani böyle bir düşüncem var açıkçası. Kaç yaşı hani yaş grubu olarak kaç yaşta çalışmaya başlıyorsunuz Yani hocam? 5-6 yaşlarından başlıyoruz. Burada Bambini diyor. Almanya'da Bambini deniyor ona. 5-6 yaştan itibaren başlayıp 17-18 yaşına kadar biz eğitimlerimizi yapacağız. Grupları oluşturacağız. Daha sonraki amacım kulüpleşmek. Yani akademiyi kulüpleştirerek artık normal liglerde, ulusal liglerde oynayacak şekilde bir kulüp yapmak istiyorum. Onun devamı da o olacak. O da gayet güzel bir şey olur. Şu an işbirliği yaptığınız bir Alman kulübü var mı? Yok, şu anda Alman kulübü yok. Sadece benim sponsorlarım var. Yayla çok büyük bir şirkettir. Almanya'da Türk Evet. şirketi. Yayla benim ana sponsorum. Forma Capelli sponsorunuzu da biliyoruz, Sport'la. Capelli. Evet, Capelli de benim forma sponsorum. Daha doğrusu malzeme spor malzemesi sponsorum. Aslında bunlar çok güçlü isimler, güçlü firmalar. Bunların desteği daha başlangıçta benim yanımda olmaları çok önemli. Onların tabii projeye inanmaları benim için çok önemliydi. Sonuçta güzel bir iş planı yaptım. 16 senelik bir plan bu. İnşallah yavaş yavaş adım adım bu plan işleyecek. Capelli yurt dışında iş yapmaya çalışan bütün Türklerin yanında olmaya çalışan bir firma. Ben biliyorum. Sizle de işbirliği yapmış. Evet, Sevindim. şimdi Capelli tabii Türkiye'ye de açıldı. Yavaş yavaş Türkiye'deki kulüplerin de sponsorluğunu yapmaya başladı. Daha da büyüyecek diye düşünüyorum yani Şu Capelli'nin. an Adanaspor'un forma sponsoru bildiğim kadarıyla. Evet, Adanaspor'un forma sponsoru. Sinan İşte hocam, bazı Almanya'da Altın Ordu modeli yapacaksınız olarak anladım ben. Doğru mu anlamışım? Altın doğru. Ordu'yu Aslında biliyorsunuz. Altın Ordu'nun felsefesi ve modelini de çok da seviyorum, inanıyorum da. Ama tabii şöyle bir şey var. Ben hem Almanya'da ve hem Hollanda'da oynadığım için hem Türkiye hem Almanya ve Hollanda bu üç ülkenin de futbol felsefesini ben bir sentez haline getirdim kendi kafamda. Harmanlamak deniyor. Evet, Evet. harmanlamak. Yani şöyle söyleyeyim. İşte Türkiye'nin mücadeleci ruhu diyeyim. Almanya'nın disiplini ve kuralları diyeyim. Ve Hollanda'nın da özgürlüğü diyeyim. Saha içindeki özgürlüğü ve tekniği. Yani bu üçünü birleştirdiğim zaman ben kafamda güzel bir felsefe çıkardım ve ben bu felsefeyi adım adım bu akademimde uygulayacağım. Yani bu akademi SK Akademi olarak, Sinan Kaloğlu Futbol Akademi olarak
İnşallah 16 sene sonra bunun hedefi Bundesliga 1 veya Bundesliga 2 olacak. Ama tabii bu süre zarfında çok yetenekli oyuncular çıkaracağız. Onlara yön vereceğiz. Onların bir yerlere gelmesini sağlayacağız. Ama her geçen gün daha da büyüyeceğiz. Tüm Almanya'ya yayılacağız. Amacım o. Sinan hocam, ben sizin akademiden çok iyi forvetler çıkacağını düşünüyorum. Yani İnşallah. forvet oyunculara daha bir özel ilgi göstereceğinizi düşünüyorum. Ya tabii ben de bir forvet olarak tabii ki forvetlerin gol atan çocukların, forvetlerin diğer branşlarda da tabii çok önemli, diğer mevkilerde de ama tabii ki benim özel ilgim biraz daha forvetlere olabilir. Yani şimdi ben bugün sizi yayına bağlayacağım için Türkiye'de Süper Lig'de özellikle futbol oynayan forvet oyuncularını araştırdım. En pahalı 20 santrafor arasında sadece 2 tane santraforumuz var. 18'i yabancı. Yani buradan yola çıkarak hocam, Türkiye'de neden bir santrafor, golcü, oyuncu yetişmiyor? Siz şu an Ya hatta son şimdi temsilciler evet olabilirsiniz yani. En son bir benim Burak Yılmaz çıktı, evet. evet benim dönemimde tabii ki her takımda siz de biliyorsunuz mutlaka ismini çok rahat sayabileceğiniz bir iki tane yerli oyuncu olurdu. En az bir tane vardı. En az bir tane olurdu ve bu oyuncu da o takımı sırtlardı. Yani derdiniz ki evet oranın golcüsü bu yerli oyuncu olarak. Çok isim vardı. Bizim zamanımızda rekabet de çok iyiydi. Hani milli takıma forvet olarak gitmek falan çok zordu bizim zamanımızda. Bizim dönemimizdeki milli takım da tabii çok başarılıydı. İşte dünyada, Avrupa'da iyi başarılar yakalamış bir milli takım zamanlarından bahsediyorum. Ama yine de yani yabancı sınırın çok az olduğu dönemde bile benim oynadığım takımlarda forvet oyuncularını hep yabancılardan yana kullanırlardı kulüpler. Ama yine de eninde sonunda yani iyi olan yerliler oynardı. Yani bu hep böyle olmuştur bizim zamanımızda. Ben hep Ama yabancı işte bugün oyuncularla yedeklerde bile yerli golcü yok işte. işte Hocam bunu çünkü anlatmaya sonuçta çalışıyorum. şöyle bir durum var. Yabancı sayısı arttıkça her mevkiye ikişer tane artık neredeyse yabancı oyuncu almak şeyi oldu. Tasarrufun doğdu kulüplere. Böyle olunca da kulüpler yabancı haklarını sonuna kadar kullanıp neredeyse özellikle forvet bölgesine de ikişer tane neredeyse yabancı oyuncu almaya başladılar. Hani benim dönemimde en azından hani top 3 ön bölgeye bir tane iki tane alıyorlarsa şimdi 4-5 tane alıyorlar. Haliyle böyle olunca ne oluyor? Yerli oyuncuların biraz daha çıkma şansı, forvetlerin çıkma şansı daha zor oluyor. Kendilerini gösterebilme şansları daha zor oluyor. Bir de neticesinde tabii sabır da yok. Yani yerli oyuncu oynadığı zaman bir iki maç kupa maçında yer verildiği zaman iyi bir şey göstermediği zaman yani artık o yok hazır değil deniyor. Sabır gösterilmiyor ve bu çocuk kiralama yönüne gidiyorlar. Çocukları kiralıyorlar, bir yerlere gönderiyorlar ve tabii ki bir yerlerde tutunmak kolay değil. Her ligin kendine göre zorluğu var. Örnek de verelim hocam. Kubilay kanatsız kuş. Yani çok iyi bir golcü geliyor denildi ama bugün maalesef beklentilerin altında. Siz de bu konuyla ilgili bir açıklama yapmışsınız galiba. Yine derseniz sevinirim Ya Kubilay ile ilgili. şimdi Kubilay aslında hani golcüden çok bir santrofor. Yani golcü sıfatı biraz daha farklı. Yani golcü kim golcüydü mesela? Mesela Jardel golcüydü. Hatırlar mısınız Jardel'i? Evet, hatırlıyorum. Mario Jardel. Santrofor muydu? Değildi. Ama golcüydü. Hani nasıl gol vuruşunu yapan kişiye biz aslında daha çok golcü diyoruz. Gol vuruşunu Yani iyi hocam yapan kişi. forvetle santrafor arasındaki farkı anlatıyorsun şu an. Aynen öyle, aynen öyle. Şimdi bazı oyuncular vardır, takım forvetidir, takım oyuncusudur. Yani takım santraforudur. Ne yapar? Duvar olur, topu saklar, boş alan yaratır, asist yapar. Ama bazısı vardır, bunlara hiç girmez ama gol atar. Doğru yerde olur, doğru zamanda olur. Gol vuruşuyla gol skor yapar. Şimdi Kubilay golcülüğünden çok Bursaspor'da aslında diğer tarafını yaptı. Yani topu tutmaya çalıştı, rakip defansı yordu. İşte arkadaşlarına alan yarattı. Ama tabii ki skor üretemeyince beklentilerin altında kaldı. Evet. İşte aslında onun en Türkiye'de büyük şöyle bir beklenti var hocam. Forvet dediğin gol atacak. En az 10 tane evet. senede. Yani tabii ki öyle. Şimdi aslında bana kalırsa da öyle olması lazım. Yani Sizin ön anlattığınız bölgedeki örnek vereyim hocam. Kovacevic santrafordu, Nihat forvetti o zaman. ya Anlattığım kadarıyla. aynen. Aynen öyle. Aynen çok güzel bir örnekleme yaptınız. Aynen öyle. Tabii Kubilay aslında çocuk iyi mücadele etti. Elinden geleni yaptı. Arkadaşlarına çok boş alan. Ama bunları tabii taraftar çok göremeyebilir. Normal. Bunu futbolun içindekiler görür açıkçası bunu. Yani çocuk tabii ki skor üreteceği zamanda kötü goller kaçırınca da demoralize oldu. Üstündeki baskı Evet. da artınca özgüvenini kaybetmiş oldu. Aslında ondaki en büyük dezavantaj da bu oldu.
Şimdi bir Ali Akman geliyor hocam. Hani Kubilay'ın çıkışına benziyor biraz ama bu sefer daha iddialı, daha iyi geliyor sanki Ya Ali Akman. Ali Akman'ı ben 2-3 sene önce zaten demeçler vardı. Bursa basınında Gördüm ben bugün okudum evet. 2-3 sene önce falan söylemiştim zaten. Yani o zamanlar Ali Akman'ı kimse tanımıyordu ama ben söylemiştim. İyi bir 2017 hocam. 2000 yani 2017 doğru 3 sene önce. Yani çocuk yetenekli geliyor demiştim zaten. Ama daha eksikleri var. Üstüne koyması lazım. Tabii ki bu 2-3 yıl içinde üstüne koymuş ama yine hala eksikleri var. Yani ona tavsiyem kendini geliştirerek hani ne oldum değil ne olacağım diyerek hareket etmesi gerekiyor. Yani daha çalışması gerekiyor, daha çalışması lazım. Bursaspor'da bu seneyi tamamlamalı mı hocam sizce? Yani şu an bir yarım sezon daha sözleşmesi var ve ismi çok anılıyor. Kesinlikle Bursaspor'da sezon sonunu tamamlamalı. Hatta bana kalırsa sezon sonu durumuna bakıp Bursaspor'da devam etmeli. Çünkü daha 18 yaşındaki bir çocuktan bahsediyoruz. Onun için en önemli şey şu anda oynayabilmesi, oynaması gerekiyor. Şu anda kendini Bursa'da kanıtladı. Rahat. Yani sonuçta 2-3 maç kötü oynadığı zaman bile sabır gösterebilecek bir durumu yakaladı şu anda. Ama gittiği bir yerde bunu yakalayamayacak. O yüzden de Evet. oynamadığı zaman da geri gidecek. Tam gelişme zamanında geriye gitmesi onun için bir handikap olur. Peki Güven Yalçın'ı sorsam hocam Beşiktaş'ta. O da böyle iyiydi ama son günlerde hatta son aylarda biraz düşüş içerisinde. Güven'in de biraz daha çalışmaya ihtiyacı var. Özellikle 21 yaşında oldu evet. oyunsal anlamda çalışmaya ihtiyacı var. Yani doğru zamanda topla buluşup doğru zamanda pası aktarabilmesi gerekiyor. Özellikle sırtı dönük kullanmayı yani sırtını dönerek nasıl diyeyim ya yani sırtını kullanarak topu tutmayı öğrenmesi gerekiyor. Özellikle Beşiktaş gibi takımlarda oyunu 3. bölgede oynayan takımlarda bu çok önemli santrafor için. Ve öyle bir dezavantajı var, bir eksikliği var. Tabii ki kolay bir şey değil. Öndeki iyi oyuncular var. Orada şans bulması kolay olmuyor. Skorer oyuncular oldu şu anda. Formda bir oyuncular grubuna sahip Beşiktaş ön tarafta. Öyle olunca tabii fırsatları iyi değerlendirmesi lazım. Zaman zaman değerlendiriyor. Skorer olarak değerlendiriyor. Ama oyunsal olarak hala eksikleri var. Hocam güzel bir soru gelmiş alttan. Ben onu size sormak istiyorum. Sörloth Tabii. Almanya'da neden başarılı olamadı? Siz şu an Almanya'dasınız. Bence en iyi cevaplayacaklardan birisiniz. Ya şimdi şöyle bir durum var. Sörloth Trabzonspor'da bütün takımın Sörloth'a oynadığı bir sistemin içinde oynadı. Evet. Yani bütün topların Sörloth'a atıldığı veya işte yanındaki oyuncuların topu ilk önce kafayı kaldırıp Sörloth'ı aradığı bir ortamdaydı Trabzonspor'da. Haliyle üst üste maçlar oynayıp goller attıkça bir forvet oyuncusu kendine bir özgüven kazanır. Şimdi Leipzig Almanya'nın en hızlı oynayan takımların başında geliyor futbolu. Ve oyunu direkt 3. bölgeye yıkan, geçişleri çok hızlı olan, ofansif olarak çok güçlü bir takım. Yani böyle bir takımın içine girdiğiniz zaman direkt iş yapmanız gerekiyor. Direkt hazır olmanız lazım. Ama Sörloth bunu yapamadı. Biraz daha ağır kaldı diyebilirim ben Leipzig'e göre. Tabii ki ne kadar şans aldı, şans almadı bu da tartışılır. Ama sonuçta Almanya'nın en kurulu, en düzgün yani kulüplerinden birine geldi. Zaten Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısını gördünüz Leipzig'in. Bu kulübün, bu takımın içinde yer almak kolay değil. Hani Türkiye ile burayı karıştırmayalım. Türkiye'deki tempo ile buranın temposu arasında da fark var. Oyunsal olarak da fark var. Bence bundan dolayı biraz dezavantaj yaşadı. Hocam böyle isim özelinde güzel sorular sordum. Bir tane de benim cevabını merak ettiğim soru var. Şimdi bazı Türk futbolcular istiyor ki direkt Almanya'ya, Fransa'ya transfer yapayım ama böyle İsviçre'den gelen, Avusturya'dan gelen teklifleri kabul etmiyorlar. Daha alt ligler diye. Ama o ligde oynayan futbolcular da Bundesliga'ya daha kolay transfer yapıyorlar değil mi? Doğru. Mesela bir örnek veriyorum. Metehan Altunbaş bu hafta Eskişehirspor'dan LASK Linz'e transfer oldu. Ha, o liglerde futbol oynayan futbolcuların o lig Almanya'ya transferi daha mı kolay? Hani oralar daha çok takip ediliyor galiba. Ya aslında son zamanlardaki bizim Türk gençlerinin, Türk oyuncuların Avrupa'ya açılması aslında bir diğerinin önünü açtı aslında. Bir diğerine Evet. kapı açtı. Aslında şu anda Türkiye ligleri izleniyor. Ben buradan tabii sevgili kardeşlerime öneri de bulunuyorum. Yani PTT Ligi ya da 2. Lig B oynuyorum diye
kendini şey yapmasınlar, Avrupa hayalleri varsa ertelemesinler. Çünkü bence her maç izleniyor. Sadece her maçta iyi olmaya çalışsınlar. Sonuçta biliyorsunuz Zeki İstanbulspor'dan Lille gitti. Yani Evet. FTT Ligi, daha Süper Ligi görmeden gitti. Yani bu da aslında bir örnek olmalı sevgili kardeşlerime. Sadece profesyonelce düşünsünler ve hayallerini gerçekleştirmeye çalışsınlar. Şimdi Altın tabii Ordu ki CEO'sunun bir açıklaması vardı hocam. Onu hemen tabii. ekleyeyim konuyla alakalı. Kendisi diyor ki bizim bütün maçlarımızı takip ediyorlar. Bir gün İstanbulspor'la maç yaptık. Zeki Çelik'i gördüler. Onu transfer ettiler Yani diye bir olabilir. açıklaması Yani var. olabilir. Aslında bu da bir şey. Yani Altın Ordu maçlarına dikkat etseler iyi olur diyebiliriz. Ama Ya sonuçta CEO'lar açıkladı evet. şöyle bir durum var. Tabii ki Altın Ordu bünyesinde çok yetenekli genç oyuncu çıkardığı için belki de Avrupalı scoutların özellikle izlediği bir yer olabilir. Yani özlediği bir Lille takım takip ediyor olabilir. mesela ben Tabii ki. biliyorum. Yani şimdi Lille'in bu futbolda bütün bu takımı kuran biliyorsunuz yöneticisi bundan 3-4 yıl önce Monaco'yu kurdu. Monaco'da çok büyük 400 milyon 500 milyon euro civarlarında bir transfer yaptırdı. Başarılıydı. Aynı insan, aynı adam Lille'ye geçti. Yine pahalı transferler yaptırdı ama bu sefer olmadı. Bu sefer de ne yaptılar? İşte Fransa'ya uygun biraz yerli işte bizim Türk oyunculara yöneldiler. Fransa'ya özgü, Evet. mücadeleci ve ruhu olan. Çünkü bizim karakterimiz Fransa'ya uyuşuyor biraz Fransa Ligi ile. Bizim çocuklar da bizi mahcup etmediler. Tabii ki onların gösterdiği bu başarı diğerlerine örnek olacaktır. Lille İsviçre ve şu an diğer 8 tane oyuncu takip ediyor hocam ben size söyleyeyim. 8. tabii daha da takip eder. Yani zaten kendi hani siz de örnek veriyorsunuz. İzleniyor. Türkiye ligleri izleniyor. Evet. Genç oyuncular için özellikle ben söylüyorum hani milli takım genç milli takımlarda oynayanlar olsun, işte normal liglerde oynayan genç oyuncular olsun. Hepsine aslında kapı açılabilir. Çok dikkatli olsunlar. Yani buradan tabii İsviçre gibi, Avusturya gibi kulüplerden de teklif geliyorsa Danimarka gibi, İsveç gibi hiç düşünmesinler. Yani Avrupa'yı her zaman düşünsünler. Avrupa'ya adım atmak adım atmaktır. Her zaman bazı hayallerinizi işte Bundesliga'ya gibi, İngiltere gibi liglere gelebilmek için bir avantajdır. Basamaktır yani. Tabii Türkçedeki basamaktır. tabiri odur. Evet. Hocam teknik direktörlük yapacak mısınız? Evet, benim hayalim zaten Avrupa çapında bir teknik direktör olmak. O yüzden zaten buralara gelme sebebim, buralarda kendimi yetiştirme sebebim bu. Ben futbolu en üst düzeyde oynadım. Hem Evet. Bundesliga hem Hollanda ama yine de ben bununla yetinmiyorum. Çünkü bilgi çok önemli. Bilgi durmuyor. Şu an bildiğimiz bilgi bile birazdan unutuluyor. Başka bir bilgi geliyor onun üstüne. Sürekli yenileniyor, güncelleniyor. Ben kendimi hazır hissettiğim zaman zaten teknik direktörlüğe başlamış olacağım. Ama en büyük hayalim Bursaspor'a Avrupa bir teknik çapında. direktör olma hayalim var demiştiniz galiba eski bir Tabii röportajınızda. çünkü sonuçta Bursaspor benim kulübüm. Çok güzel yıllarım geçti orada. Beni de çok seviyorlar. Sağ olsunlar Bursalı Sinan diyorlar. Her yerde beni destekliyorlar. Ben de onlara tabii ki farklı bakıyorum. Her Bursaspor forması giymiş ya da giymemiş herkes bence Bursaspor'da teknik direktörlük yapmak ister. Ama şimdi Bursaspor'un başarılı bir genç teknik direktörü var arkadaşımız. Mustafa Er. Mustafa gayet güzel işler yapıyor. İnşallah böyle de devam eder. Hocam peki yani bir yardımcı hocalık teklif falan aldınız mı Türkiye'den? Görüştüğüm hocalar oldu benim Türkiye'de yardımcı hocalık ama açıkçası yani isim vermek istemiyorum ama hani yardımcı hocanın yanına git yani bir hocanın yanına yardımcı olabilmek için hangi hoca olduğuna iyi bakmak lazım. Yani hangi hocadan neyi alacağınız çok önemli. Sadece iş olsun diye ben bir ekibe gireyim, yardımcı hoca olayım ben bunu istemedim. Gerçekten bir yardımcı olacaksan bir hocadan bir şey öğrenmem gerekiyor. Yani Yurt dışından bu tekliften aldınız mı hocam yok yurt dışında yardımcı? öyle çok tanıdığım aslında yurt dışında hocalar yok. Benim çalıştığım hocaların hepsi zaten şu anda farklı görevlerde çalışıyorlar. Ama tabii ki neyin ne olduğu bilinmez. İnşallah bakalım yakında başlarız biz de hocalığa. Hocam Türkiye'den teklif gelse kabul ederim mi diyorsunuz öyle mi? Böyle manşete atalım. Ya aslında tekliften ziyade şöyle bir şey var. Bizim Hocam ülkemizde beraber futbol oynadığınız çoğu insan şu an teknik direktörlük yapıyor. En evet. basitinden Ümit Karan Menemenspor'a hoca oldu mesela. Evet, Çağdaş evet, Atan Alanyaspor evet. gibi. Ömer Erdoğan Hatayspor'un hocası Evet, daha mesela. çok çoğaltılır o da. Çoğaltılır ama şöyle bir durum var. Bilmiyorum ya herkesin kendi hedefleri çok farklıdır. Kendi idealleri farklıdır. Ben biraz Avrupa çapında olmak istediğim için biraz hani buraları zorlamak istiyorum açıkçası Sizde bir Tayfun hocalıkta. Korkut modeli var hocam anladığım kadarıyla. Yani Tayfun abi benim görüştüğüm bir insan zaten. Daha yeni görüştüm zaten onunla da. O biliyorsunuz Almanya doğumlu. Ben Almanya doğumlu değilim.
Ben Almanya'ya sonradan geldim. Hani o 1-0 geridesiniz hocam anladığım tabii ki kadarıyla. yani benim şimdi bir kere Almancamı çok ilerletmem lazım. İngilizcemi çok ilerletmem lazım. Benim tabii ki eksiklerim onlara göre daha değişik. Onlar çünkü burada doğdu büyüdü. Buranın mentalitesiyle yetiştiler. Ben 2008 yılında Bundesliga'yı gördüm. Tabii ki kolay değildi. Geldiğimde hiç Almanca bilmiyordum. Ama şöyle bir şey var. Hani benim düşüncemde bir proje, iyi bir proje olursa, çünkü bizim kulüplerimizde plan ve proje yok çoğunda. Yani bir İstanbul Büyükşehir Belediye bir yola çıktı biliyorsunuz, bir proje Evet. oluşturdu. Şimdi Başakşehir hep zirvede. En sonunda Şampiyonlar Ligi'ni gördü. şampiyonluğu, Süper Lig şampiyonu işte oldu. bu bir projedir. Yani bu bir plandır. Özellikle hani altyapısıyla, üst yapısıyla bir proje, iyi bir proje olacağı zaman ben tüm bilgi birikimimi, bütün çevremi kullanabileceğim bir şekilde tabii ki onun içinde olurum. Hocam Süper Lig maçlarını seyrediyorsunuz değil mi? Bir Hataylı taraftar Bupenza'yı sormuş. Bupenza'yı nasıl buluyor diye Ya sormuşlar. Mufenza tabii ki çok güzel bir çıkış yakaladı. Ama tabii bunun devamına bakmak lazım. Hani istikrarına bakmak lazım. Gayet de olumlu işler yapıyor. Hatayspor'u yani golcülük anlamında sırtlıyor şu anda. İyi gidiyor. Hatayspor'da zaten iyi bir takım olmuş. Başlarında zaten Ömer Erdoğan çok sevdiğim bir isim ve çok başarılı. Artık yeni jenerasyonun yavaş yavaş geldiğini ve başarılı olduğunu görüyoruz. Devamı da gelmeli diye düşünüyorum. Hocam hani böyle Hataylılar kızacak ama bana şimdi birkaç gazetede bu Bupenza'nın ismi Fenerbahçe'de yazıldı. Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş üzerinde başarılı olabilir mi sizce? Ya yani çok örneği var öyle Anadolu'da çok başarılı olup İstanbul'a gidip başarısız olan direkt falan. Ya şu anda tabii ki yazılan çizilenler niye yazılıyor bilmiyorum. Belki Ha, menajerleri o çıkarıyor haberler bunu. okunsa Haberleri okunsun diye de yani yazılıyor. olabilir ama ben Fenerbahçe'nin Mbappé'yi şu anda düşüneceğini zannetmiyorum zaten. Yani onların bence arayışları başka yönde olmalı. Kaldı ki şu Ama anda bir bu Penza sezon da sonu. 24 yaşında ya hocam o yüzden. Sezon sonunu bir görmek lazım. Şimdi biliyorsunuz Anadolu takımlarında çok gol atıp da büyük takımlarda hani olmayan, yapamayan oyuncular da Papiss ise çok. yani gol krallığını oynuyordu. İkinci olmuştu. Fenerbahçe'de bugün yedek. Yani şimdi kolay olmuyor. Oyun şekli başka. Her şey farklı. Bütün takım size oynuyor Anadolu takımlarında ama büyük takımda öyle olmuyor. Tamam. Çünkü Evet, orada herkes evet. yıldız. Bakalım göreceğiz ne olacak. Hocam yani böyle tekliflerinizi sorduk. UEFA lisansımız var dediniz. Böyle akademiyi anlattınız. Neden golcü yetişmeyi özetledik. Şimdi kariyerinize geçelim isterseniz hocam. Futbolculuk günlerinize gidelim. Beşiktaş'a keşke transfer olmasaydım dediniz mi? Yok demedim. Sanki öyle bir haber gördüm bugün Ya yani. onu bir basında bir ara öyle bir şey çıktı ama o öyle bir şey demedim. Sadece şöyle dedim, onu biraz çarpıttılar aslında. Ben Beşiktaş'a 21 yaşında transfer oldum. Yani 21. 21 yaşında transfer olduğumda iki tane şampiyonluk ve bir tane Süper Lig'de tüm sezonda iyi bir başarı yakalayarak milli bir oyuncu olarak gittim. Yani çok aslında dolu dolu gittim 21 yaşında. Çünkü üçüncülük şampiyonluğu yaşadım Marmaris'te. Bir sene sonra ikincilikte 6 ay şampiyonluğu, sonra Süper Lig zaten. Süper Lig'de de 6 ayda oynadım. Ve 19-20 golün altına da düşmedim. 19-20 asistin altına da düşmedim bu sezonlarda. Yani çok Hocam dolu, 366 maç 93 golünüz var. Ben şu çok an istatistiklerinize dolu dolu bakıyorum. geldim aslında. Ama şöyle bir şey oldu. Öyle bir kadroya geldim ki, yani en formda, tarihin en iyi Beşiktaş'ın kadrosuna geldim. Hocam bir Yani de şöyle bir şey var. Sanki Galatasaray'a giderken Beşiktaş'a transfer evet, oldunuz benim gibi hatırlıyorum. Galatasaray'a gitme durumum vardı. Fener'e de gitme durumum vardı. Ama ben Beşiktaşlı olduğum için Beşiktaş'a gitmeyi tercih ettim. Beşiktaş benim tercihimdi Tabii diyorsunuz benim yani. tercihimdi. En büyük hayalimdi. Ama şöyle bir şey oldu. Ben şöyle Yanlış dedim. zamanda Keşke gitmişsiniz gibi ben olmuş evet hocam. ben zaten bu açıklamayı yaptım. Yani yanlış zamanda transfer oldum. Daha erkendi benim için. Ben aslında daha sonra gitmeliydim Beşiktaş'a. Yani öyle bir zamanda gittim ki Beşiktaş'a bütün yıldızların işte Hakan Şükür şey söyleyeyim. 2003-2004. İlhan Mansız, Ahmet Dursun, ondan sonra Adrian İlyas, Sergen, Tümer, Ahmet Hasan, Ahmet Dursun. Yani bu kadar oyuncunun içinde ben 21 Çok iyi bir yaşındayım. orta sahanın önüne gitmişsiniz normalde hocam yani saydığınıza göre. Ya Orta saha şimdi mükemmelmişti de forvet de çok iyiymişti. aslında şöyle, Ahmet Hasan forvet oynuyor. Panku forvet oynuyor. Sergen abi hep forvet oynadı Beşiktaş'ta zaten. Ondan sonra Adrian İlye biliyorsunuz forvetti zaten. Ahmet Evet, Dursun, çok İlhan iyi. abi zaten Dünya Kupası 3. yıldızıydı İlhan Hocam Mansız. saydığınız isimler hem orta saha oynuyor hem sağ açık oynuyor Yani hem işte forvet oynuyor. Öyle bir kadro. bu kadronun içinde 21 yaşında olmak çok zordu. Şansımız bir de hoca, biliyorsunuz gençleri sevmeyen bir hocaydı. Böyle de bir dezavantajımız vardı.
Ben işte o yüzden dedim, daha sonra gitseydim daha iyi olurdu Beşiktaş'a. Hocam Lucescu ama şu anki mevcut milli takımın temellerini atan isim oldu. Yani şu an bir Ya Türkiye yine milli de takım bir ben tabii jenerasyonu var ya. Lucescu zaten dünyanın en iyi hocalarından biridir. Ben her zaman söylerim ama bir gençleri çok seven, değer veren bir hoca değil. Ben her zaman bunu da söylüyorum yani. Bir Hani anınız var mı Lucescu'yla? anımız çok. Yani şimdi Bir tanesini paylaşırsanız sevinirim. ya bizim onunla bir tartışmamız oldu. Ben tabii o zaman gündeme gelmişti. Sevgili Sinan Engin de bunu bahsetmişti basında. İçeride bir Elazığ maçı mı ne oynuyorduk ya da Denizli. Takım biraz kötüydü. Beni ilk 11 oynatmıştı. Ben iyiydim ama aslında. Ama takım 2-0 birden geriye düşünce ilk 20 dakikada oyuncu değişikliğine direkt beni çıkardı ilk önce. İlk maç bir şey demedim. Ondan sonra böyle 3-4 maç sonra yine böyle bir durum oldu. İçeride işte yine ya Elazığ ya Denizli maçı. Yine böyle bir geriye düştük. Ondan sonra beni yine çıkardı 20'de. İki, üst üste böyle yaptı. Ama halbuki ben aslında iyiydim saha içinde. Yani istenen şeyleri yapıyordum. Ama takımın en küçüğü olduğum için sahada beni çıkardı. Evet. Maçtan sonra işte biraz bir tartışmamız oldu. Biraz hararetli bir tartışmamız oldu onunla. Öyle bir anımız oldu. Zaten hani ben de gerçekten çok sinirlenmiştim. Düşünebiliyor musun? 21 yaşındayım ve Beşiktaş'ta yedek kalmayı bir şey yapamıyorum. Kabullenemiyorum. Hedeflerim o kadar büyük. Vizyon, hedef çok genişmiş Evet, o hocam. kadar Bayağı büyük. büyükmüş. Yani o kadroda bile kabullenemiyorum yedek olmayı. Düşünün yani. İşte böyle Hocam bir yani anımız olmuştu onunla. siz de 6 ayda büyük başarılara imza atmıştınız ama 10 yaşınıza Evet. rağmen. Yani işte biraz dolu dolu gelince beklenti de yüksek oluyor. Hocam Tunceli doğumlusunuz ama Boluspor'da futbola başlamışsınız. Evet, Nasıl oldu ben bu? Tunceli Ovacık'ta doğdum. Bir yaşında biz Bolu'ya yerleştik. Ondan sonra benim ilkokul, ortaokul, lise, Boluspor altyapısı her şeyim Bolu. Yani ilk profesyonel olduğum takım da Boluspor'dur. Benim altyapım Bolu'dur yani, Boluspor'dur. Kısmen Bolu'yum diyebilirsiniz Tabii yani. tabii aynen öyle, aynen öyle. Hocam şimdi futbol oynadığınız kulüplere bakıyorum da ne maalesef yani çok zor günler geçirip çoğu da kapanmış kulüpler. Mersin İmanyurdu kapandı, Erciyes kapandı. Vestel Manisa böyle üçüncü ligde oynuyor. Manisa FK çıkıyor onun yerine. Yani böyle kulüplerden bu kulüpler hakkındaki düşüncenizi alacağım. Ondan sonra da hocam hani özel değilse alacağınız kaldı mı? Mesela hani şu an böyle Kaldı topun tabii. ağzında Yani olan sonuçta kulüpler var ya. kaldı tabii. Ben zaten hani şöyle bir şey söylüyorum. Mersin İdman Yurdu'nda son 2 yıl alacağımın hepsi kaldı. Biz hatta genç çocuklara kendi cebimizden para veriyorduk Mersin İdman Yurdu'nda. Hani düşünebiliyor musun? Takım oyuncusu olarak çocukların harçlığı biz veriyoruz yani. 2 senelik benim alacağım kaldı. Zaten Anadolu takımlarında bir başka kulübe gidip de eski bizim zamanımızda alacağın kalmadı diyen zor olur. Çünkü giderken ya bırakıyorsun, gitmek için paranı bırakıyorsun ya da işte bazı sorunlar oluyor, ayrılıyorsun, bırakıyorsun. İşte Vestel Manisa Spor benim kulübümdü, eski kulübüm. Mersin İdman Yurdu eski kulübüm. Çok güzel günlerim geçti ikisinde de. Başarılı da olduk. Erciyes Ama var. ikisinde de öyle bir yöneticiler geldi ki, öyle bir ahlaksız kişiler geldi ki, yani kulüplerin içini boşaltıp bu kulüplerin geleceğini ellerinden aldılar yani. Bu insanların, bu taraftarların ellerinden aldılar yani açıkçası. Maalesef Mersin İdman Yurdu kapandı. Vestel Manisa Spor'da çok zorluk yaşıyor şu an. Aşağılarda Manisa Spor. Kayseri Erciyes'in durumu biraz farklıydı. Oranın tabii Ziya Başkan tek başına her şeyi yapıyordu. Ona da hiç kimse destek olmadı. O da bir yere kadar dedi artık. Çünkü onu çok yalnız bıraktılar. O da kulübü bırakınca zaten kulüp kendi kendine kapanmış oldu neredeyse Karabük yani. Spor var. Karabük Spor da öyle. Açıkçası o da çok güzel bir kulüptü ama inanılmaz ahlaksız yöneticiler orada da vardı. Yani zaten Türk futbolunun sorunu bu tip yöneticilerden kaynaklandı yani açıkçası. O kulüpler bu durumu bu yüzden yaşadı. Hocam yani topun ağzında olan kulüpler de var. Bu soruyu da o yüzden sordum. Mesela Eskişehirspor'un 250 milyon borcu var. Bursaspor'un 400 milyon civarında borcu var. Böyle daha Ya yine Kayserispor'un, Antalyaspor'un daha belli aynı olmayan bir sürü yani. borçları var. Yine aynı. Şimdi şampiyon bir Bursaspor Şampiyonlar Ligi'nde oynadı ama ondan sonra bir sürü borçlar ortaya çıktı. Şimdi o borçları temizlemeye çalışıyor. Yazık günah değil mi bu Bursaspor'a? Ya da şimdi Gaziantepspor'u söyleyelim mesela. Yılların Evet. Gaziantepspor'u yıllarca oyuncu yetiştirdi, sattı, Türk futbolunda oyuncu çıkardı. Şimdi Gaziantepspor yok artık. Düşünebiliyor Evet. musunuz? Yani o Hocam peki bu köklü isim kulüp yok. değişikliği gidip yeni başka bir kulüpte çıkmalarını nasıl bakıyorsunuz? Yani Mersin İdman Yurdu İç Ali İdman Yurdu olarak Ya geri ama dönüyor. işte yani Manisa Manisa FK niye dönüyor. mecburlar niye biliyor musun? Baksana şimdi Mersin İdman Yurdu'nun, tamam mı? Ben en son ayrılırken böyle 130-140 milyon borcu vardı. Ve bu kulüp hiç geliri yoktu. Sıfır gelir. Tesisi yok. Şimdi gelen bir kişi
bu borcu ödemek zorunda. Ondan sonra bu takımı üstlüklere çıkarmak zorunda. Bu da çok büyük bir zaman kaybı ve maliyet. Yani bunu kim göze alabilir ki? İşte o yüzden hani ben hep yıllardır söylüyorum, yöneticiler attığı imzayı kontratlara kefil olmak zorunda olmaları lazım. Kefil olmalılar. O zaman bu Böyle bir borçlanma kanun var olmaz. ama bir türlü çıkmıyor işte hocam. Yani Yok, o kanun bir türlü öyle bir çıkmıyor. kanun yok. O daha gelmedi, o kanun daha yapılmadı. Saffet Sancak da açıkladı hocam bir ay önce. Ama daha Mecliste dedi. işte Daha hani mecliste daha oylamaya açılmadı ama gelmedi. mecliste. Daha gelmedi. Ben bundan öncesini konuşuyorum. Daha önce gelseydi bu işte Gaziantep, Mersin bu durumlara düşmezdi açıkçası. Vallahi işte hocam hani çözülmesi gereken çok fazla. Yani kulüpler şirketleşmeli diyoruz. Yani sahibi olan kulüplerde böyle bir Ya durum yok tabii mesela. yani şirketleşmeli. Sonra bakın hep köklü kulüplerden bahsediyoruz. Yani sonuçta Evet. Bursaspor, Gaziantep, Mersin İdman Yurdu. Yani bunlar hep köklü kulüpler. Yazık günah değil mi bunların taraftarlarına? Bu gibi kulüplere yazık günah değil mi? Yani geliyor başkanlar, ceplerini dolduruyorlar, 3 sene sonra bırakıyorlar ama nasıl enkaz bırakıyorlar arkalarında? Yazık değil mi bunlara yani? Bu insanlara. Her gelen yönetim ya borç temizlemekle uğraşıyor ya da borcu arttırıyor gidiyor. Yani anlıyor musun? Hocam yani gayet keyifli bir sohbet oldu. Ben şeyi de sormak istiyorum. Kariyeriniz boyunca sadece bir tane kırmızı kart görmüşsünüz. O nasıl oldu? Ya 6, aslında 366 maç tek kırmızı kart. Tebrik ederim sizi. altyapı da dahil, altyapı da dahil hiç kırmızı kartım yoktu. Ben o konuya da açıklık getireyim. Tabii Samsunspor'la alakalı bir durum oldu. Şundan oldu. Şimdi biz Mersin İdman Yurdu ile Samsunspor maçına gittik, Samsun deplasmanına. Tabii iki kulüp arasında bazı anlaşmazlıklar var. Bu da tabii tribünlerden futbolculara yansıyor. Bize tepki olarak yansıyor. Ama tabii ki Şubat 2017, evet. ben her gittiğim deplasmanda rakip taraftarlar tarafından alkışlanan bir oyuncu oldum ben. Her Cüneyt Çakır da deplasmanda. tebrik etmiş bu konuda sizi. Evet. Haberinizi okudum. Evet, sağ olsun. Hep böyle şeyim yani, benim öyle bir agresifliğim olmaz seyircilere karşı hiçbir zaman. Ama şimdi orada bir tane stoper arkadaşımız, bu Abdülkadir Bardakçı gibi stoper herhalde, şimdi Konyaspor'da oynuyor. Abdülkerim olması lazım hocam. Abdülkerim işte. O çocuk herhalde Almanya'dan geldiği için pek Türkiye'deki örf ve adetleri çok bilmiyor. Saha içinde bir saygısızlık yaptı. Tabii o taraftarı biraz galeyana getirmek için yaptı, kendi taraftarını. Tribünler oynadı yani. Tribünlere biraz oynadı. Orada tribünler bana tepki gösterdi. Neyse, ben orada sarı kart gördüm. Oyundan çıkarken de daha fazla taşkınlık olmasın diye ben taraftara selamladım. Samsunspor taraftarını, yani sakin olun falan, özür dilerim gibi böyle hani sakince davranıyorum. Yedek kulübesine geçiyorum. Tabii ben oyundan çıktım o sırada. Ben oyunda zaten kırmızı kart görmedim. Yedek kulübesinde. Tabii yedek kulübesinde ikinci sarı kartı gördüm. Tam yedek kulübesine geçiyorum. Ondan sonra bir baktım benim rahmetli olmuş anneme, kulübenin arkasında 5-6 kişi sürekli küfür ediyor. Yani şimdi Başım sağ olsun. yani siz de kendinizi benim yerime koyun. Yani Yani normal hocam. öyle bir ortamda siz de tepki veriyorsunuz. Ben yine tabii çok böyle bir küfürlü konuşmadım. İşte Allah belanızı versin gibi bazı şeyler söyledim yani. Hani ama Beddua boyutunda bir evet. tepki vermeseydim o zaman kendi onurumdan, kişiliğimden yer vermiş olurdum yani. Tabii ki bu tepkiyi verdikten sonra o kulübünün, yedek kulübesinin arkasındaki Samsunlu taraftarların gazıyla tribünler biraz daha şey oldu. Tabii maçın skoru da bizim lehimizeydi açıkçası. Onlar istediğini Bir bir alamıyordu. bitmiş. Evet. Onlar da istediğini alamıyordu o sırada. Sonra tabii ki ne oldu? Olaylar büyüdü. Hakem geldi benim yanıma. İşte çok da sevdiğim bir hakemdi, bizim İzmir bölgesinden diş hekimi. Geldi Sinan dedi, ben sana dedi ikinci sarı kartı göstermek zorundayım. Yoksa bu olaylar dedi daha da büyüyecek. Dedim hocam tamam, yapacak bir şey yok. Sen bana göster, ben gideyim soyunma odasına dedim. İkinci sarı kartı bana böyle gösterdi ve ben kırmızı kartı böyle görmüş oldum ve kariyerimin sonunda görmüş oldum işte. Aslında kariyerimi kırmızı kartsız bitirmek istiyordum. Hocam 93 gol atmışsınız kariyerinizde. Böyle en unutamadığınız gol hangisiydi? En Ya sevindiğiniz? aslında orada tabii bence golleri ben ona baktım, kontrol ettim. Orada aslında golleri eksik vermişler. Bizim zamanımızda tabii bu kadar veriler yoktu. Açıkçası orada eksik işlemişler ben açıkçası, ama kariyerimdeki Şeyler sıkıntılı önemli, böyle. 2000'lerin başları tabii sıkıntılı tabii evet. orada çok eksik verdi, aslında ben daha fazlasını attım ama önemli değil. Şey, Yüzler kulübündesiniz yani. normalde evet aynen. Şimdi baktığımızda en anlamlı golüm benim tabii Bursaspor'da oynarken Beşiktaş'a attığım goldür. Ben her zaman bunu söylerim. Bunun sebebi de şu: o gün anneler günüydü. Evet. Rahmetli annem İzmir'de televizyondan o maçı seyrediyordu. Ve ona nasıl bir sürpriz yapacağımı bilmiyordu.
Yani Beşiktaş değil başka takım da olsaydı ben aynı sürprizi yapacaktım yine. Beşiktaş'a Yani denk geldi. Beşiktaş'a denk geldi Anneler Günü ve ben formamın altına bir kalp çizdim. Kalbin üstüne de annem yazdım. Sonra da ben bunu gol atacağımı o kadar emindim ki. Ondan sonra gol attıktan sonra formamı kaldırıp direkt kameraya koşarak Anneler Günü'nü kutlamış oldum. Benim için en anlamlı gol buydu. Hocam programımızda son dakikalara geldik artık. Tabii. Süper Lig'i de konuşalım. Sizce bu sene kim şampiyon olmuş? Ya Zor. Daha şimdi çünkü çok transferleri de görmek bir lazım. Bir kere Mesut Özil bombası var mesela. yani bir kere şöyle söyleyeyim, istikrarsız bir Süper Lig var. Evet. Açıkçası futbol kalitesi zaman zaman çok düşüyor. Bazen çok iyi oluyor. Hani ben her maçı hemen hemen seyretmeye çalışıyorum her hafta. Ama gördüğüm kadarıyla mesela 2 hafta önce ligler çok kötüydü. Ben hatta maçları izlemek bile istemedim 2 hafta önceki maçlarda. Ama son bir haftada 62 gol atıldı. Hafta içi ve hafta sonu oynanan maçlarda da. Yani bambaşka bir performans ortaya çıktı. Yani sürekli takımlar sıralamada yer değişiyor. Çünkü bir seri yakalayan üst sıralara gidiyor. Bir seriyi kaybeden alt sıralara gidiyor. Mesela Alanya liderdi, 2 maç kaybetti, 5. oldu mesela. O yüzden kimin ne olacağı belli değil. Devre arası transferleri önemli, takviyeler önemli. Gerçi devre arası yok da, hani transfer olarak devre arası diyeyim. Kağıt üstünde var, evet. Şimdi Mesut Özil tabii çok büyük bir isim. Türk futboluna çok büyük bir şey katacak, marka değeri katacak. Orası kesin ama tabii bu transfer olur mu olmaz mı bilmiyorum. Ama benim şahsi düşüncem Mesut Özil sezon sonu gelirse Fenerbahçe'ye daha yararlı olur diye düşünüyorum. Çünkü devre arası transferleri her zaman risklidir. Mesut Özil geldiği zaman çok büyük bir beklenti olacak ondan. Ama şu anda işleyen de bir takım var. Yani o takıma ne kadar uyabilir? Şey olarak direkt uyabilir mi? Uymazsa ne olur falan diye bir bence de Orada sezon sonu. şey hocam, hani maç eksiği var ama antrenmana düzenli çıkıyor ya Arsenal'le. O Hani o önemli fark değil. eder mi maç eksiği? Eder, eder. Çok eder. Şimdi Mesut bayağıdır oynamıyor, benim bildiğim maç oynamıyor. Tabii Şubat'tan beri oynamıyor. Yani çok önemli. Şimdi ne kadar da idman yapsanız, kamp yapsanız, hazırlık maçı da yapsanız kesinlikle maç kondisyonu diye bir şey vardır. Maç çok önemlidir. Yani Fenerbahçe Mesut'u aldığı zaman 2-3 maç üst üste ona şey verebilecek mi acaba? Sabır gösterebilecek mi? Şimdi biliyorsunuz Türkiye'de Yani büyük oyuncuları tabelaya getiriyoruz. yansımadı mı olmuyor hocam. Tabii büyük oyuncuları getiriyoruz. 3-4 maç böyle biraz şey oldu, sallandıkları zaman değil mi? Aa acaba mı diyoruz? Evet. Hemen bakış açısı çok Para için değişiyor. gelmiş oluyor hocam. Direkt Tabii. Yani yorum bu. şimdi o yüzden benim tercihim sezon sonu gelirse Fenerbahçe'ye daha yararlı olur diye düşünüyorum. Ama tabii bu Fenerbahçe'nin bileceği iş. Hocam peki İrfan Can'la ilgili son bir soru, ondan sonra kapatacağım. Söz size verdiğim süreyi geçtik. İrfan Can'ı İrfan Can ben Milan'la adı anılıyor. Bugün ulusal spor sitelerinde vardı. Milan İrfan Can'ı istiyormuş. Milan'a mı gitmeli, Galatasaray'a mı, Başakşehir'de mi kalmalı? bence Milan'a gitmeli. Benim şahsi düşüncem. Çünkü eğer gerçekten böyle bir talep varsa Milan'a gitmeli. Çünkü sonuçta görüyorsunuz yani Hakan da çok güzel işler yapıyor orada. Ve kendini Avrupa'da Hakan Milan'da kanıtladı. Şimdi bilinen bir oyuncu oldu Milan performansıyla. Ben İrfan Can'ı Gençlerbirliği'nden beri takip ediyorum. Karşılıklı da oynadık zaten. Çok da beğendiğim bir oyuncu ve her sene üstüne koyuyor İrfan Can. Bu beni mutlu ediyor. Ve onun artık bu saatten sonra yurt dışına transfer olmasını isterim ben. Diğer bizim kardeşlerimiz gibi onun da başarılı olacağına inanıyorum. Benim tercihim Milan'a gitmeli. Bu da milli takım için daha iyi olur. Çünkü önümüzde bir Avrupa Yani Şampiyonası tabii ki var. ya biz ne kadar çok Türk oyuncu ihracat edersek bizim için o kadar iyi. Yani Türk futbolunun marka değeri için de iyi. Şimdi yavaş yavaş artık bizim Avrupa'daki performanslarımız, çocukların gösterdiği performans artık acaba Türkiye'de daha fazla farklı yetenekler var mı demeye getirdi Avrupalıları. Yani bu çok önemli. Eskiden çok bu kadar bakılmıyordu. Hani ben mesela transfer olduğumda Bundesliga'ya ya tüm Türkiye Almanya tarihinde Türkiye'den Almanya'ya transfer olan 8 oyuncudan biriydim. Düşünebiliyor musun? Ne kadar Evet. az bir şey. Evet. Yani hiç bakılmıyordu bile. Kolay bir şey değildi Şimdi yani. her sene 3-4 oyuncumuz Şimdi gidiyor yurt yavaş dışına. yavaş tabii konuşuluyor, gidiyorlar. Bu mutluluk verici açıkçası. Hocam çok teşekkür ederim. Ben Almanya'ya teşekkür ederim. selamlar. Çok Çok teşekkür keyifli bir ederim ben de. sohbetti. Sağ olun. Bence de güzel sohbetti. İyi yayınlar diliyorum. Bu arada tabii arada bir baktığımda yorumlarda selamlarını ileten arkadaşlarım, dostlarım var ya da yorum yazanlar var. Ben buradan Almanya'dan tüm merhaba diyenlere, izleyenlere selam ve sevgilerimi iletiyorum.
Şunu gördüm hocam ben yorumlarda. Futbol oynadığınız bütün kulüplerden selam geldi. Yani Evet. Altay'dan da geldi, Mersin'den de geldi, Karabük'ten de geldi, hepsinden Yani geldi. zaten hepsi benim sevdiğim kulüp. Hepsinde güzel işler yaptım, güzel işler bıraktım. Ama tabii böyle güzel tepki görmek aslında daha büyük bir sevindirici bir olay diye düşünüyorum. Siz de takdir edersiniz. Bu benim için çok mutluluk verici bir durum. Teşekkür ederim Çok onlara teşekkür da buradan. ederim hocam. İyi akşamlar. Görüşmek Teşekkür üzere. ederim. İyi akşamlar.